mayonez ve ketçabın arkadaşı olan hardal, kiminin çok sevdiği, kiminin de hiç hoşlanmadığı keskin aromalı ve kokulu bir sostur. Fakat bugün hardalın faydalarını duyduktan sonra sevmeyenlerin bile sofralarından eksik etmeyeceğinden eminim. Sıkı bir A vitamini kaynağı olan hardal, mineraller açısından da oldukça zengindir. Bu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle göz sağlığı için çok faydalıdır. Hardal tüketmek kas ağrılarında ciddi rahatlama sağlarken romatizmaya da iyi gelmektedir. Sedef hastalığına karşı etkilidir. Soğuk algınlığı ve sinüs problemlerini tedavi edebilir. Ayrıca hazmı kolaylaştırır, kabız olmayı önler. Kolesterol düşürücü etkisi bulunan hardal, menopoz semptomlarını da hafifletir, içeriğinde bulunan magnezyum ve kalsiyum kemik sağlığı için çok yararlıdır. Peki, bu kadar değerli olan bu sosu hiçbir katkı maddesi olmadan evde kendiniz hazırlamak istemez misiniz? Çünkü evde yapılan hardallar öyle hazır satılanlara pek benzemez. Rengi daha koyu, tadı da bir o kadar keskin olur. Şimdi hazırlaması sadece 2-3 dakika süren hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel hardalın yapımına geçelim. Aktardan temin edebileceğiniz hardal tozunu aldıktan sonra geri kalan malzemeler zaten mutfağınızda bulunuyor. İşte hardal için gerekli olan diğer malzemeler. 2 çorba kaşığı hardal tohumu, 2 tepeleme çay kaşığı toz sarımsak, 8 çorba kaşığı kaynar su, 2 çorba kaşığı sirke, 2 çay kaşığı tuz, 4 çorba kaşığı zeytinyağı. 2 çorba kaşığı hardal tozunu ve sarımsak tozunu 8 çorba kaşığı kaynar içme suyu ile karıştırıp demlenmesi için soğuyana kadar bir kenara alıyoruz. İyice soğuduktan sonra sirkeyi ve zeytinyağını koyun. Son olarak da tuzu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sosun bozadan biraz daha kalınca bıçakla alınacak kıvamda olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer daha akıcı bir kıvam isterseniz biraz daha ılık su ilave edebilirsiniz. İşte sadece bu kadar. Katkı maddesiz mis gibi hardalınız artık hazır. Küçük bir cam kavanoza aktarıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Hemen tüketebileceğiniz gibi bir gün dinlendiğinde kıvamının ve lezzetinin daha iyi olacağını da eklemek istiyorum. Ev yapımı hardalın rengi dışarıda satılanlar gibi sarı değil, kahverengimsi olur. Buzdolabında bir zaman sonra katılaştığında bir miktar su veya zeytinyağı ilave ederek istediğiniz kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Şimdilik başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.